Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel iki tane indikatörden bahsedeceğim. Çok güzel yerlerde alım sinyali, çok güzel yerlerde satım sinyali veren ve trend takip yapabilen en azından trendin neresinde olduğunu ve nereden düşebileceğini, nerelerden yükselebileceğini en azından daha net görebileceğiz bu sefer. Şimdi bunun yanı sıra arkadaşlar çok güzel bir paritede çok güzel bir formasyonla karşılaştık. Yani çok güzel bir alım sinyaliyle karşılaştık arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yere not edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi kararlarınızla hareket edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Dün Bitcoin gerçekten çok sert kapattı günü. Yani bu denli bir kapanış açıkçası ben beklemiyorum. Tabii bir satış seviyesine geldik artık buralarda satışların olabileceğini kestirebiliyorduk yüzde birlik yüzde ikilik bir satışların olabileceğini kestirebiliyorduk arkadaşlar artık onu en azından öğrendik yani bu yılların tecrübesiyle ama Sat, gerçekten satıcıların çok ağır baskısıyla karşılaştık ve ciddi bir düşüş yaşadık. Yani artık Bitcoin öyle bir duruma geldik arkadaşlar. Dünyanın en küçük negatif haberlerinden etkilenir oldu. Yani öyle bir kripto para birimi. Yani neredeyse Türkiye'nin kira artış fiyatlarındaki oluşan negatif haberlerden bile etkilenecek. Araba fiyatlarının artışlarından bile etkilenecek. Yani o duruma kadar geldik yani. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin'i etkilemeyen çok absürt haberlerden bile etkileniyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi Bitcoin bir direnç seviyesine karşılaştı. Zaten satıcı, satıcı satışın pardon olması gerektiğini zaten bekliyorduk ama bu denli olmasını beklemiyorduk. Şimdi göstergeler ve stratejiler bölümüne girdiğimiz zaman arkadaşlar burada linear regression mantı var. Bakın burada linear regression benim favorim de ekli olduğu için arkadaşlar ekstra yazmama gerek yok. Buyurun nota edebilirsiniz, kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra bir bant karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu bantımız arkadaşlar zaten aşağı yönlü kendini gösteriyor. Bitcoin yukarı yönlü hareket ediyor ama gördüğünüz gibi tam direnç seviyesinde karşılaştık ve bir sellsin yeni geldi. Dolayısıyla bu direnç seviyesini ben kıracağını düşündüm. Hatta kırdı da tamam dedim artık ya yani. bu direnç seviyesini kırdıktan sonra şurada ufak bir pullback yaparız bir gün sonra yukarı yönlü artık hareketlere başlarız diye tahmin ettim. Ama öyle olmadı tabii ki. Yukarı yönlü kırılımdan sonra direkt aşağı çaktılar. Yani açıkçası satışı çok sağlam yaptılar. Şimdi arkadaşlar destek ve direnç indikatörümüzü açtığımız zaman, destek direnç indikatörümüzü açtığımız zaman arkadaşlar hemen reklamasını kapatalım. Evet, ben zaten şöyle bir şey söyleyeyim. 43.400 seviyesinde bir dirençle zaten karşılaşabileceğini, buralarda zaten short işlem açacağımı zaten kendim biliyordum. Bunu kendim adapte ettim, bekliyordum. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, tam da şöyle bir şey, e, beklentimin açıkçası bir tık altında 43.000 seviyesinde psikolojik bir rakam olan 43.000 seviyesinde satış gerçekleşti. Ama gördüğünüz gibi bakın burada da bir satış gerçekleşmiş zamanında. Yani 42.300 seviyesinde de bir satış gerçekleşmiş. Onun da etkisiyle birlikte aşağı yönlü sert düşüşler başladı. Zaten eğer geçseydik şöyle söyleyeyim 43.400 dolar seviyesini geçseydik bir sonraki sert bir direnç bölgesine karşılaşacak. Ara direnç diyoruz biz buna. 44.200. Gördüğünüz gibi daha önce de burada çok ciddi düşüşler yakalanmışız. Yani 44.200 seviyesine zaten bir düşüş bekliyordum. Yani kademeli olarak bir short işlemi açmayı ben zaten ee, bekliyordum hazırdım onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani yukarı yönlü çıkacağız zaten gördüğünüz gibi hep yukarı yönlü çıkıyoruz ama düşe kalka düşe kalka. Ya yani short işlemleri de kaçırmamakta fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın yukarı yönlü hareketler var ama gördüğünüz düzeltte düzeltte düzeltmeler yapa yapa yukarı yönlü hareketler geliyor. Şimdi direnç destek ve direnç indikatöründe bakın nokta atış yaparak 38.536 dolar seviyesinde bir destek sağladı. Bitcoin aslında şunu söylemek istiyorum. Eğer bu 38.500 seviyesinin altında gün kapanırsa veya haftayı da kapatırsa evet senaryolar gerçekten çok kötü arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketler bizi bekleyebilir. Yani şimdi e, oluşan bir formasyon var ona geçeceğiz hemen e, çok daha fazla lafı uzatmadan arkadaşlar bu indikatörü bulamadığınızı söylüyorsunuz yorumlarda farkındayım görüyorum tüm yorumlarınızı ama ben buluyorum yani bir sıkıntı var herhalde ama bu dosyanın yani bu indikatörün tüm kodlarını sizinle paylaşacağım çok kısa zamanda merak etmeyin arkadaşlar. Evet şimdi bunlardan kurtulalım şimdi e, gelelim sizlere bahsettiğim parite arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. ETC USDT. Evet, Ethereum Classic arkadaşlar. Ethereum Classic paritesinde gerçekten alçalan takos formasyonu kendini gösterdi. Hemen şunları bir silelim. Ben burada bir çalışma yaptım arkadaşımla, ekip arkadaşlarımla. Şöyle olur, böyle olur. Senaryolar ürettik. Hemen şunları bir silelim. Kalmış burada. Şimdi arkadaşlar alçalan takoz formasyonu. Evet gördüğünüz gibi bakın şurada şöyle söyleyeyim aynen bakın Google'da da düşen kamu olarak da geçiyor. Alçalan takoz olarak da geçiyor. Yukarı yönlü sert bir çıkıştan sonra bir konsolidasyon dönemi bir duran dönemine geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra gücünü toplayan yatırımcı yani buradaki sert çıkıştaki ker realizasyonu yapan yatırımcı buradan tekrar devam ediyor. Aynen olduğu gibi sert bir çıkış yaparak arkadaşlar şöyle sert bir çıkış yaparak %103 gibi kar realizasyonu yaptıktan sonra yatırımcı daha sonra gördüğünüz gibi bir direnci kırıyor. Düşen pardon, düşen trendi burada kırıyor arkadaşlar. Pullback yapıyor ve tutunuyor. Bitcoin'in dünkü sert düşüşüne rağmen tutunuyor ve yukarı yönlü hareketlik gelmesini bekliyoruz açıkçası. Şimdi arkadaşlar yukarı yönlü hareket nasıl geliyor? Tabii ki yukarı, yönlü hareket buradaki yükseliş kadar, sıçrayış kadar geliyor. Yani formasyonun açıkçası şeyi budur, e, hedefi budur. Kırıldıktan sonra 60 dolar seviyesine kadar bir çıkış beklenmeli. Formasyon kendi zaten bu, bunu, bunu bu şekilde çalışıyor. Bakın burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bir devam formasyonudur. Yukarı yönlü burada girişini yaparsın. Hedefini de bu kadar yani buradaki direkt kadar koyarsın ve 60 dolar seviyesinden gelirsin arkadaşlar. Stopumuzu da nereye koyacağız? Stopumuzu da hemen şuraya e, formasyonumuzun alçalan takoz formasyonu hemen şu altına koyacağız arkadaşlar ve pariteyi takip edeceğiz. Şimdi tabii ki yukarı yönlü e, şöyle söyleyeyim direkt çıkışlarda gerçekleşebilir. Hatta şunu göstereyim ben size arkadaşlar. E, hemen bir bakiyeye bakalım. Evet Pardon. Çünkü geçenlerde bir paritede gerçekten çok ciddi bir çıkış görmüştüm. Bakeydi galiba. Evet bakeydi. Aynen. Bakın bu da hemen hemen benzer bir formasyon. Gördüğünüz gibi kırılımlar bu denli de güçlü gelebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kar realizasyonu yapıp aşağı yönlü bir düşüş yapıyor. Bir retest yapıyor. Yukarı yönlü hareketine devam edecek. Şimdi bizde de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ethereum klasik paritesinde de aynısını açıkçası bekliyoruz. İstersen hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada takip edin. İsterseniz şimdiden pozisyona girebilirsiniz. Stoplu takip edebilirsiniz. Ama e, şunu söyleyeyim. Sert bir çıkışta gelebilir. Tekrar aşağı sağlar yukarı yönlü hareket eder. Ama e, emin adımlarla da yukarı yönlü çıkış gelebilir. Tabii ki burada arkadaşlar tekrar bir destek direnç indikatörümüze baktığımız zaman en azından nerelerde direnç karşılaşabileceğimizi görebiliriz. 44.007 seviyesi, 44 dolar seviyesi bizim için ciddi bir direnç seviyesi arkadaşlar buraya geldiği zaman zaten short işlemleri açıyoruz bekliyoruz buralardan bir satış yiyebileceğimiz kesin şimdi şunu söylemek istiyorum bakın 38 38 dolar da bir direnç seviyesi zaten bakın burayı kaç defa denemiş kıramamış bir daha gelecek zaten eğer oldu kırdı diyelim burada bir pullback yapacak yukarı yönlü hareketlerine bu şekilde yavaş yavaş düşe kaldı düşe kaldı devam edecek arkadaşlar ya da back paritesinde olduğu gibi direkt çıkabilir Olabilir mi? Neden olmasın? 40 yılda bir oluyor. Olabilir. Denk gelebilir açıkçası. Ya yani bu şekilde de olabilir. Yani ondan sonra tekrar aşağı salar. Sonra tekrar yukarı çıkabilir arkadaşlar. Ama açıkçası biz e, açık, hayaller dünyasında değil gerçek dünyada yaşıyoruz. Yani dolayısıyla e, olması daha çok muhtemel olan bir durumu bahsedeceğiz yukarı yönlü mevcut 38 dolar seviyesinde dirençle karşılaşacağız. Buradan bir satış yiyeceğiz. Daha sonra direnci kırıp yukarı yönlü hareketimize devam edeceğiz. Çünkü neden? Buradaki sıçrayışımız çünkü çok kuvvetli. hacimimiz çok kuvvetli. Yatırımcımız çok kuvvetli. Yatırımcımız burada çok ciddi paralar kazandı. Tam şu bölgede. Ve buradan çıktı aşağı doğru sarktı. Şimdi buradan yukarı yönlü tekrar buradaki yatırımcı parayı hareketlendirecek. Daha da fazla para kazanmak isteyecek. Dolayısıyla Evet arkadaşlar ETC yani Ethereum klasik paritesindeki bu alçılan tokos formasyonu takip edebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım size. Şimdi gelelim tekrar Bitcoin'imize arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de sizlere kullanmış olduğumuz çok güzel bir indikator kombinasyonundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce göstergeler ve stratejiler bölümüne tıkladıktan sonra hepimizin kullanmış olduğu süper trend indikatörünü açıyoruz. Daha sonra Kaufman Moving benim olmazsa olmaz indikatörüm. Şimdi arkadaşlar Kaufman Moving ile ilgili çok soru soruyorsunuz. Bakın Kaufman Moving güçlü bir trend takip göstergesidir. Üstsel hareketli ortalamaya dayanan bir yapısı vardır. Bunu unutmayın. Ve ee, şöyle söyleyeyim trend ve volatiliteye karşı oldukça duyarlıdır. Yani konsolidasyon olduğunda fiyat yakından takip eder. Trend yönünü anlayabilmeniz için oldukça yararlı bir göstergedir. Yani şunu demek istiyorum. Mevcut buradaki konsolidasyon döneminde yatağın devam ediyor. Yani belirsizlikte açıkçası Kaufman Movic indikatör bir yön göstermiyor. Ne zaman trend gerçekten kendini belirli bir yöne hareket ettirmeye başladığı zaman o yöne hareket ettirmeye başlıyor. O yüzden e, gecikmeli trend takibi bir indikatördür arkadaşlar. Şimdi e, Kaufman Moving indikatöründe Bir ayar yapacağım. O da tabii ki stil ayarı. Yani daha net görebilmemiz için. Evet. Ekstra bir ayar yapmıyoruz arkadaşlar. Yani süper trend ayarımız aynı. Kaufman Moving indikatör ayarımız aynı. Şimdi e, Hepimiz bu iki indikatörü kullanıyoruz. Ama bu iki indikatörde çok güzel bir sinyal bölgeleri var. Bunları gözden kaçırmış olabiliriz. Şimdi arkadaşlar Şöyle indikatöre karşıdan uzaktan baktığımız zaman aslında bakın trendin ne kadar güzel aşağı gittiğini ne kadar da yukarı güzel gittiğini görebiliyoruz. Tabii ki burada bize eğer bu trendin aşağı gidebileceğini yüzde 90 kesin bir şekilde bir sinyal vermesi lazım indikatörlerin. Tabii ki bu sinyalde kalmamam çok güzel veriyor. Dediğim gibi. Trend ve volatilite karşı oldukça başarılı bir indikatör. O yüzden trend tabanını takip tabanlı olduğu için trendin yönünü nereye ne tarafa gideceğini çok güzel hareketliyle gösterebiliyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın burada süper trend, süper trend indikatörü burada bir sel sinyali veriyor. Yani buradaki çıkış trendin destek bölümünün kırıldığının bir sinyali bu. Dolayısıyla bu kırıldıktan sonra tekrar yukarı bir hareket geliyor. Tabii buradaki yatırımcı acaba buradan yukarı hareket geldikten sonra buradaki direnç seviyesini kırıp tekrar yukarı devam edecek mi tedirginliğini yaşıyor. ben de yaşıyorum açıkçası bazı noktalarda. Ya yani bu tedirginliğimizi yaşamamak için ne yapmamız lazım? Yani bir indikatörlerden destek almamız lazım açıkçası. Önümüzü görebilmemiz için. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle çok net olarak söylüyorum. Çok dikkatli dinleyin lütfen. Bakın burada kırılım gerçekleştikten sonra yukarı yönlü hareket geliyor. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Yukarı yönlü hareket geliyor. Düşün, yani burada bir satış yiyoruz. Yükseliş başlıyor. Satış yiyoruz. Yükseliş başlıyor. Yani açıkçası biz nerede düşüş trendinin artık devam edebileceğini diyebiliriz. Tabii ki o da Kaufman Moving indikatörü ile alakalı. Şimdi bakın buradaki şöyle yatay çizgi çizelim. Burada bir yatay çizgimiz var. Burası bizim destek çizgimiz açıkçası aşağı destek kırıldıktan sonra ciddi bir kırılım geldikten sonra Kavuma Moving indikatörü de desteğin altına sarkması gerekiyor. Buradaki desteğin altına sarkması gerekiyor. Ve sarktığı zaman arkadaşlar evet Kavuma Moving diyor ki artık diyor düşüş trendine girdik. Bu desteğin altına sarkması lazım arkadaşlar. ya yani desteğin üstünde olmaması lazım. Çünkü buradan yukarı yönlü kırılım devam edebiliyor. Çünkü neden? Yukarı çıkan bir trend desteğinin üstünde kalmamam obowiąc çünkü gördüğünüz gibi bakın gördüğünüz gibi yukarı yönlü çıkan bir trendin üstünde devam ediyor altında değil hala üstünde çünkü bakın burası bir destek ve hala üstünde devam ediyor. Biz ne zaman aşağı yönlü hareket edebiliriz diyebiliriz? Kaufman Movik buradaki desteğin altına indiği zaman ve burada indikten sonra artık şunu diyebiliriz. Evet yön aşağı yönlü. Şimdi aşağı yönlüyü anladık sanırım. Bakın tam bu bölgede Tam bu bölgede çok mu artık bize aşağı yönlü bir e, trendin devam edebileceğini bir sinyali veriyor. Şimdi peki arkadaşlar yukarı yönlü sinyali nasıl alacağız? Onu da göstereyim. Tam aynısı aslında. Demek istediğim de aynısı. Bakın burada şöyle söyleyeyim, yukarı yönlü açıkçası bir sinyal geliyor. Yukarı yönlü bir sinyal geliyor. Kırılım gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi yukarı yönlerde bir konsolidasyon yaşanıyor. Ama Kavma Moving hala buradaki direncin altında. Bakın şöyle bir yatay çizgi çekeyim. Buradaki direncin gördüğünüz gibi şu an altında. Yani buradan aşağıda devam edebilir. Hani grafik aşağıda devam edebilir. Kavma Moving de mevcut direncin altında kaldığı için aşağıda düşüş devam edebilir. Ne zaman biz hareketin yukarı yönlü olacağını tahmin ediyoruz? Kavma Moving indikatörü yukarı yönlü direncin üstüne çıktığı zaman buradaki Buradaki direncin üstüne çıktığı zaman, işte o zaman şunu diyebiliriz. Evet direncin üstüne çıktı ve yukarı yönlü trend başlıyor arkadaşlar diyebiliriz. Bakın şimdi e, aynısını şurada size göstereceğim. Burada bir kırılım gerçekleşiyor. Kovman moving indikatörü gördüğünüz gibi aşağı yönlü harekete devam ediyor. Ve burada tam şurada artık şu bölgelerde trendin aşağı yönlü gideceğinin onayını alıyor. Net bir onay bu artık. Daha sonra gördüğünüz gibi aşağı yönlü kalkma moving indikatörü gidiyor ve burada bir kırılım gerçekleşiyor. Ciddi bir güzel bir hacimli kırılım gerçekleşiyor. Ama kalkma moving indikatörü tabii yiyor mu yemiyor? Hareketlerine devam ediyor. Son sert bir düşüş. Yani kalkma moving indikatörü buradaki tam bu bölgedeki direncin üstüne kendini atmıyor. Gördüğünüz gibi tekrar bir satış sinyali ve tekrar kalkma moving indikatörü direncin altında. Bakın düşen trendin altında. Devam ediyor yani düşüşü bir hala onaylıyor yani düşüş hala devam ediyor onu bir kere onaylıyor onu söyleyeyim zaten Goldman Moving Indikatörü de kendi başına bir destek direnç e, indikatörü yani destek ve direnç seviyesi görüyor öyle söyleyebilirim gördüğünüz gibi yukarı yönlü gidişleri yani yukarı yönlü hareketlerde bir direnç seviyesi aşağı yönlü hareketlerde de bir destek seviyesi görüyor ne zaman yukarı yönlü hareket başladı o zaman trend başladığını işaretini gösteriyor bize aynen burada olduğu gibi bakın burada da 4 saatlik time frame'da bakıyoruz. Arkadaşlar burası bir direnç seviyesi, kırılıyor. Ama Kalamon Moving hala dümdüz diren, e, direncin altında kendini devam ettiriyor. Burada bir konsolidasyon yatan dönem. Ne olacağı belirsizlik, işte onu söylüyoruz. Üstsel hareketle ortalamaya dayanan bir yapısı vardır. Yani e, konsolidasyon olduğunda fiyatı yakından takip eder diyoruz. Yani ne olacağı daha belirsiz. O yüzden düz bir çizgi olarak devam ediyor. Ne zaman yön yukarı başladı? Kovan Moving Indikatörü buradaki direnç seviyesinin üstüne kendini attığı zaman trendin yukarı yönlü hareket ettiğini gösteriyor arkadaşlar ve evet, ciddi de yukarı yönlü bir hareket geliyor. Bakın burada da aynısı geçerli. Bakın çok net. Bakın şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere burada sell ve burada buy sinyalleri geliyor. Evet burada kafamız karışabiliyor. Çok kısa zamanda iki tane sinyal geliyor. Acaba yukarı yönlü mü trend devam edecek, aşağı yönlü mü trend devam edecek diye arkadaşlar bakın burada sell sinyali yandıktan sonra Belli bir durağan dönem yani konsolidasyon dönemi yaşanıyor. Ama Kaufman Moving indikatörü direkt buradaki desteğin altına kendini atmıyor. Yani şöyle devam etmiyor. Şöyle devam etmiyor. Anlatabildim mi? Hala devam ediyor ama altına atmıyor. Bakın burada bir buy sinyali geldi. Bunu da direncin üstüne atmıyor kendini. Yani burada açıkçası diyor ki Kaufman Moving indikatörü. Burada bir bilesiz, belirsizlik hakim. Yani burada biraz beklememiz lazım. Ne zaman biz net bir sinyal alacağız? Bakın sel sinyali yandıktan sonra tam o bölgede sel sinyali yandıktan sonra Kaufman Moving indikatörü aşağı doğru iniyor. Buradaki destek bölümünün altına iniyor. Burası artık bizim için bir net sinyal. Çünkü buradaki yükselen trendin buradaki desteğin altına kendini attı. Kırılım minevi geldi. Aşağı yönlü trend devam ediyor. Onu gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bakın burada da aynısı. Yani çok da fazla uzak gitmiyorum. Bakın burada bir düşüş direndi. E, buradaki direncin altında devam ediyor. Bakın hala buradaki direncin üstüne kendini atamadı Kaupman Şuradaki direncin üstüne hala kendini atamadı. Ama grafik aşağı yukarı aşağı yukarı gidip geliyor. İşte burada ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yatırımcılar burada ne yapacağını bilemiyor. Biz ne zaman trendin yukarı yönlü gideceğini haberdar oluyoruz. Bakın buradaki direnci yukarı yönlü kalıpma kesiyor. Pozisyon nerede oluyor o sırada? Tam şurada oluyor. Tamam diyoruz yukarı yönlü hareket başladı. Şimdi biz bu yukarı yönlü hareket başladıktan sonra şunu demek istiyoruz. Yön yukarı e, açıkçası trende karşı ters hareketler yapılmaz. Yani biz hemen e, şöyle söyleyeyim 5 dakikalık 15 dakikalık time frame'lere girdiğimiz zaman destek ve direnç indikatörleri açtığımız zaman yukarı yönlü bu çıkışlarda düşüşlerde arkadaşlar şurada bakın ufak ufak çıkış düşüşler var. Bakın ufak bak çıkış ve düşüşler var görüyorsunuz. Bunlar 5 dakikalık 10 dakikalık time frame'lerde ciddi bir e, formasyonlara neden oluyor. Şimdi e, tabii ki önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Ama ben yüksek kaldıraçlı bu e, düşüş ve çıkışlarda paralar kazanabiliyorum. Ama önermiyorum kesinlikle. Bu benim riskim. Ben kendi riskimi alıyorum. O yüzden trendin burada artık yukarı yönde olduğunu hareket ettikten sonra açıkçası arkadaşlar direnç bölgesine 5 dakika tam framelerde direnç bölgesine grafik geldiğinde arkadaşlar ben long pozisyon açıyorum. Benim stratejim bu şekilde. O yüzden ben bunu sonda sakladım. E, açıkçası stratejiyi sonda nokta atışını yaptım. O yüzden sizler de bu şekilde e, devam edebilirsiniz, test edebilirsiniz videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlar bu stratejiden tam nokta dışında görmüş oldu açıkçası. Evet. Evet arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadar. Yani umarım anlatabilmişimdir. umarım biraz karışık açıkçası anlatabilmişimdir gerçekten. Yani ben de bayağı bu stratejiyi öğreninceye kadar çok kafam karıştı. Bazı anlamadığım noktalar olmuştu. Evet aynen bu şekilde çok net bir şekilde bir açıkçası trend devam stratejisi öyle diyebilirim arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. İlk defa 20 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz uzun oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir sorular varsa lütfen yorum bölümünde benimle paylaşın veya mail yoluyla benimle paylaşabilirsiniz. İnsanlara faydalı olabildiğiniz indikatörlerle lütfen benimle paylaşarak kontak kurun. Kendinize iyi bakın. Kontak kurun. Kendinize iyi bakın.